Herkese merhaba. Ben Serdar Erkan Düzgören. Daha yakın bir tabirle söylememiz gerekirse Serdar Erkan olarak beni tanıyorsunuz. Bugünkü videomuzun konusu çok soru gelen bir konu. Özellikle kullanıcılarımızdan bize gelen en yoğun sorular arasında yer alıyor. 2016 3DS Max'in 2016 versiyonuyla beraber ve Vray render motorunun 3 sürümünden sonra ki çıkan tüm versiyonlarında Vray fiziksel kamera nerede? Şimdi arkadaşlar konuyu şu şekilde özetlememiz gerekiyor. Vray fiziksel kamera 3DS Max 2016 versiyonuyla beraber ve Vray'in 3 versiyonu ve üzerine çıkan diğer versiyonlarla beraber artık kaldırıldı. 3DS Max içerisinde yer alan fiziksel kamera artık Vray fiziksel kameranın yerini almış durumda. Ve bu yeni gelen fiziksel kameranın geliştirilme süreci Chaos Group ve Autodesk ile beraber yapıldı. Yani aslında Vray fiziksel kameranın tüm özelliklerini barındırmakta. Bu Vray fiziksel kameranın özelliklerini şimdi 3DS Max içerisinde sadece fiziksel kamerayla mı beraber kullanabiliyoruz sorusu aklınıza gelebilir. Fiziksel kamera size birazcık karmaşık gelebilir. Şimdi şöyle bir konu var. 3DS Max içerisinde şu anda mevcut olarak fiziksel kamera, target kamera ve free kamera artı ek olarak Vray'in dome kamerası yer almakta. Siz sahnenize fiziksel kamera yerine target ya da free kamera kullanmak istediğinizde yine bu kameraları Vray'in fiziksel kamera özellikleriyle beraber kullanabilirsiniz. Bunu nasıl mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunun yapımı çok basit. Klavyenizden 8 tuşuna basıyorsunuz ve tabii ki Vray render motoru seçili olması gerekiyor. Klavyenizden 8 tuşuna basıyorsunuz. Açılan pencerede Exports ayarlarının yer aldığı seçeneklerden Vray Camera Exports seçtiğinizde sizin bir önceki versiyonlarda alışık olduğunuz Vray kameranın tüm özellikleri orada açılıyor. Ve sahnenizde fiziksel kamera olsun, target free kameralar olsun, aynı Vray fiziksel kamera gibi kullanabilmektesiniz. Bu kadar basit. Panik yapmanıza gerek yok. Her şey yolunda. Ama yeni gelen 3DS Max 2016 ile beraber yeni gelen fiziksel kameranın daha fazla özelliği olduğunu da belirtmekte fayda var. Özellikle fokus özellikleri çok daha başarılı. Sonrasında lens özelliği olarak Canon, Sony ve Nikon kameralarının özelliklerini taşımakta. Bunlarla daha gerçekçi sahneler, daha kaliteli renderlar alabilmeniz mümkün. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve son olarak tekrar etmekte fayda görüyorum. Fiziksel kamera kullansanız bile fiziksel kameranın isterseniz kendi özelliklerini kullanabilirsiniz. İsterseniz aynı Vray kameranın fiziksel kamerası, Vray'in fiziksel kamerası olarak kullanabilirsiniz. Hepsi bu kadar basit. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Mutlu olun.